Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu sabah videonu paylaştım. Hangi video? Bu şey var ya, haberler sunarken pot kırdın, Suriye'den Türkiye'ye. Göç korkusu yerine göç korkusu dediğim. Evet ya, ne ya, bir şey söyleyeceğim. Herkesin aklında şu var abi, ben bile onu düşündüm yemin ediyorum. Ne? Yani şey yapıyor, reklam yapıyor. Bir anda gündem oluşturmaya çalışıyor diye. Ama öyle düşünüyorsun, bir yerden videoyu izliyorsun, hiç alakası yok yani, hiç gerçekten ağızdan kaçmış gibi görünüyor ama sonra doğru da böyle ağızdan... Profesyonel bir kurgulanmış bir şey gibi değil mi? Evet ya, kurgulasan yapamazsın zaten onu. Yapabilir misin? Yaparsın. Sonradan izleyince ben de öyle şey yaptım. Biz şimdi millet bilmiyor. Evet. Saat işte birkaç saat önce, ana habere çıkmadan önce evet. Saat 4 gibi 5 gibi falan bu orada okuduğumuz, canlı yayında okuduğumuz anonsları yazıyoruz. Evet. Ben bunu yazdım. Evet. Bir şeyler yazdım böyle. Yetkililer açık bir şekilde söylemese de bir göç korkusu hissediliyor diye yazdım. Evet. Sonra düşündüm, hatta haber merkezindeki arkadaşlarla konuşuyorduk. Evet. Ya dedim, ben bu göç korkusunu göç korkusu derim. Bunu dedim, cümleyi bence değiştireyim falan evet. Kendi içimde de ağzım dedim hani dönmez daha dedim evet. İlk anımız bismillah dedim, göt korkusu deriz sıçarız. Evet. Sonra ben unuttum gitti o ara evet. Kalktım oturdum falan filan derken o öyle kaldı tabii evet. O ara benim beyne girmiş evet. Yapacak bir şey yok. Yukarı daha bismillah, böyle bir şey reklam mı olur abi? İlk anons, mutlu akşamlar dedim. Daha ilk haberi anlatıyoruz, Suriye, Muriye, ciddi evet. Bir haber. Hani reklam yapacak olsak daha böyle basit haberlerde sonlara doğru falan yaparız. Daha ince bir şey yaparız. Evet. Bismillah ilk haber, göç korkusu diyecektim. Direkt göt çıktı, zaten kepenkler bende indi o anda. Yalnız sen olayın son, hani yalvarıyor gibi bir halin var son dakikalarda böyle. Teker teker hepinizden özür dilerim. Yani elinize yayınız öpeyim abi, ne olursa yanlış anlamayın gibi bir ezik durum var. Bununla neye bağlamak istiyorsun? Abi az olaya baksana şimdi, bir yandan götü diyorsun. Hı. Dediğin anda aklına geliyor Rütük. Hı. Ulan diyorsun, hani bir ceza alacak mıyız? Para cezası gelir mi? Habere bir kapama cezası gelir mi? Bir şey gelir mi falan filan. Evet. O ara tabii tedirgin oluyorsun. Patronlar hemen, ne der? Hemen hızla özür dileyim dedim. O anda o olayı kıvırdık. Şey diyeceğim, patronlar ne der? Patronlar ya, bir şey der mi böyle durumlarda? Ya bir şey der mi? Sonrasında hani nedir? Ağızdan yanlışlıkla çıkmış bir laf. Evet. Hani ne diye, bir hata yaptın. İnsana ha nedir? Belli bir süre belki dinlendirilirsin. Bir şey yapmazsın falan filan evet. Ama hani, kıza alınırsın. Hani İslam dışı olan bir hareket olduğu için o yüzden evet. Şey olmadı. Herhangi çok izlendi ama değil mi? Ya millet sokakta ay o göt falan filan demeye başladılar. Çok kötü ama bu değil mi? İşin sıkıntısı Google'a göt spiker yazıyorsun, ben çıkıyorum. Yapıştı. Oğlum ya, yapma kötü be. Kötü yapıştı abi. Onu nasıl yırtacağım bunu? Yırtamayacağız, kaldı. Göt spiker yazınca beni yoruyorsun yani. Yazayım ben şunu? Oğlum seni de çok seviyorduk böyle bir... Yani bundan sonra senin için herkese arkadaşım, kardeşim yani, derdim ama... Akılda o kaldı, iyi oldu. Yani bir şekilde hani insanlar dalga geçiyordu falan filan. Sonra baktım hani üzülmeye gerek yok. Biz de eğlenen tarafına geçtik. Şimdi matrağımızı yapıyoruz yani. Eyvallah kardeşim ya. Ondan umarım yeni bir güzel bir şey yaparsın da bunun üstüne o geçer, o çıta, bozar. Çıtayı götle açtık bakalım artık üstü. Nereye gidecek bilmiyorum. Eyvallah kardeşim. Neyse, pirimiz Adnan Sikişen Ses var. Kim o? Onu bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum. Tam da onun yani onun mevzusu geçti haber merkezinde. NTV'de iyi de bir arkadaşımız var Özgür diye. Adnan Şenses şeyde İbrahim Tatlıses'in hastane önünde canlı yayına katılıyor NTV'ye. Evet. Muhabir şey diyor işte hani sanatçı İbrahim Tatlıses'in de çok sevdiği Adnan Şenses yanımızda diyecek. Hı. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in de çok sevdiği Adnan Sikişenses yanımızda diyor. Biri sürüşüyor sen şey sen TT derken Sikişenses çıkıyor. Adam o, böyle kalıyor. Şok. Direkt kalıyor. Haberin yok mu senin? Bunun yok ya. Gökten haberin var, bundan yok. Nasıl olacak ya? Kardeşim öpüyorum, sana iyi bak. Rast gelsin, kolay gelsin.